Eczanelerde sokağa çıkma yasağı çalışma sistemi netleşti. Arife günü olağan çalışma bayramda nöbet sistemi olacak. Koronavirüs önlemleri kapsamında alınan sokağa çıkma yasağı sonrası sektörlerin çalışma saatleri de netleşiyor. Bu kapsamda Kütahya'da eczanelerin çalışma saatleri de açıklandı. 23 Mayıs Cumartesi Arife günü eczaneler 17.30'a kadar açık olacak. Cumartesi günü, Arife günü yani saat 5.30'a kadar eczanelerimiz normal mesaisine devam edecek. Bizim cumartesi günleri normal mesaimiz Kütahya için söylüyorum. Yarısı açık, yarısı kapalı şeklindeydi. Bu şekilde saat 5.30'a kadar eczanelerimizin yarısı açık, yarısı kapalı şeklinde. Yani 41 tane eczanemiz açık vaziyette vatandaşımıza hizmet vermeye devam edecek. Cumartesi akşamı sonrası ve bayram günlerinde 2 eczane nöbetçi olacak. Diğer günler cumartesi günü akşamı ve pazar günleri 2 tane nöbetçi eczanemize hizmet vermeye devam edeceğiz. Tabii acil durumlar için sürekli bir planımız ve hazırlığımız var. Herhangi bir duruma karşı karşıya kalırsak İl Sağlık Müdürlüğümüzle beraber hareket ederek bir plan ortaya koyacağız. Normal şartlar çalışma mesaimiz bu şekilde devam edecek. Sokağa çıkma yasağından muaf olacak meslek gruplarından birisi de eczacılar. Sokağa çıkma yasağında daha çok dikkat edilmesi gereken şeyler var. Sokağa çıkma yasağından muaf tutulan ve hizmetini devam edecek kesimler var. Eczacılar da bu kesimler içerisinde. Tabii 5.30'a kadar eğer genelge okuduysa vatandaşlarımız yürüyüş mesafesinde en yakın yere ihtiyaçlarını görebilecek şekilde 5'e kadar izin veriliyor. Ondan sonra tam anlamıyla sokağa çıkma yasağı başlıyor. Bu hususa dikkat edilmesi önemli. Sağlık çalışanları ve ekipler yoğun bir dönemden geçti. Tabii yoğun bir süreç yaşadık. Vatandaşımız da çok yoruldu. Sağlık sektöründeki doktorlarımız, hemşirelerimiz, bu sektörün içerisinde olan tüm bireyler, eczacılarımız yoğun bir dönemden geçtik. Her birine bu yoğun dönemde gösterdikleri çabadan dolayı teşekkür ediyoruz. Yasak bulaşı riskini azaltması açısından önemli bir karar. Çünkü biz dayanamayacağız, bayram ziyaretlerine gideceğiz. Eski alışkanlıklarımızı devam ettirecektik ve bulaşı riskini arttıracaktık. Bu yasağın bu anlamda bulaşı riskini ortadan kaldırması ve azaltması açısından çok önemli, yerinde bir karar olduğunu düşünüyorum. Herkese, size de basın mensuplarına da teşekkür ediyorum. Bu vesileyle de önce meslektaşlarımızın, eczan çalışanlarımızın, sağlık sektöründe yoğun çaba sarf eden doktorlarımızın, hemşirelerimizin ve vatandaşlarımızın Ramazan bayramını kutluyorum. İnşallah daha güzel günler bundan sonra gelecek diye düşünüyorum.